Bugün bir kez daha bir hukuk garabetiyle karşı karşıya kaldık. Açıkçası biz bugün arkadaşımız Dicle Müftüoğlu'nu tahliye edilmesini ve cezaevinden almayı bekliyorduk. Önceki gün Abdurrahman Gök'ün duruşması vardı. Orada da nasıl bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuz net bir şekilde açığa çıktı. Nitekim tahliye oldu ancak Dicle bugün tahliye edilmedi. Mahkemenin baştan sona değerlendirdiğimiz zaman çok net bir şekilde gördük. Hem Dicle'nin savunmasında hem avukatların yaptığı savunmada iddianame tamamen hukuksuz, usulsüz, boş iddialarla doluydu. Hukuksuz bir şekilde hazırlanmıştı. Her yönüyle bu belliydi, açıktı. Tamamen yalan ifadeler ve iftiralar üzerine kuruluydu. Nitekim yapılan savunmalarla da bu boşa çıkarıldı. Bu iddianame çöpe atıldı aslında. Hem bizim nezdimizde hem kamuoyunun nezdinde aslında Dicle Müftüoğlu'nun gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığı net bir şekilde görüldü. Başlarken bir hukuk garabetiyle karşı karşıya kaldık dediğim olay da yine mahkeme salonunda yaşandı. Doğaldır ki hakimler izinli olabilir, yerinde olmayabilir ancak yerine yargılama yapması gerekenlerin de en azından asgari hukuk bilgisine sahip olması gerekir. Belki avukatlarımız bu durumu daha net değerlendirecektir ancak yapılan bir hukuki işlemden ziyade bir ne bileyim yani herhangi bir sıradan bir yaklaşım gösterdiler ve bir hukuktan ziyade başka bir şey görüldü içeride. Maalesef ki bugün bunu yaşadık ve Dicle tahliye edilmedi. 18 Ocağı ertelendi duruşması. Bir kez daha tekrar etmekte yarar var. Bizler gazeteciyiz. Burada birçok arkadaşımız var. Çok sayıda arkadaşımız hakkında soruşturmalar, davalar açılıyor. Tutuklanıyor, cezaevine konuluyor. Özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Ama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bundan medet umulmasın. Bunu açık bir şekilde dile getiriyoruz. Gazetecilere yönelik gösterdiğiniz bu yaklaşım, yaptığınız bu baskılar, gazetecileri sahadan koparmanız, onları tamamen toplumdan koparıyor ya da sahadan koparıyor anlamına gelmiyor. Bunu başaramıyorsunuz. Bundan vazgeçin artık. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Bu hukuksuzluktan vazgeçilsin. Arkadaşlarımız Dicle Müftüoğlu da, Sedat Yılmaz da, diğer tutuklu arkadaşlarımız da bir an önce tahliye edilsin. Biz tekrardan buraya bize destek vermeye, Dicle'ye destek vermeye gelmiş tüm kurum kuruluşları, siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Umut ediyoruz ki bu hukuksuzluk bir an önce son bulur. Yani şöyle söyleyebilirim, bu yargılama bir tiyatroydu ancak tiyatronun da belli usulleri, belli kuralları var. Bu kurallara dahi uymayan bir yargılama oldu. Savunmalar, avukat savunmaları alınmadan karar açıklandı. Bu benim hukuk tarihimde, kişisel hukuk tarihimde gördüğüm ilk örnekti. Ama ona rağmen kayda düşsün diye biz iddianame değerlendirmesi yaptık. Bütün iddianame Dicle'nin gazetecilik faaliyetleri, yaptığı seyahatlerdi. Dicle değil tutuklanmak, bir gün daha gözaltına alınmaması lazımdı. Ama Türkiye'nin hukuk devletinden uzaklaştığının farkındayız da bu kadar da yok olduğunu bugün bir kez daha gördük. Umuyorum ki diğer celse Dicle'yi de yanımızda görürüz. Teşekkür ediyorum. Belki Banu konuşmak ister. Ben galiba. Şu tarafa gelsin. Bugün burada yine gazetecilik yargılandı. Yine gazetecilik faaliyetleri bir suçun deliliymiş gibi gösterildi. Öyle ki Dicle Müftüoğlu savunmasının büyük bir kısmında gazeteciliğin ne olduğunu ve ne olmadığını anlatmak zorunda kaldı. Bu dava beraatle sonuçlanmaya mahkum. Bundan son derece eminiz de bu uygulama, bu uzun tutukluluk süreleri gazetecilerin, hak savunucularının
peşinden cezalandırılması anlamına geliyor. Bir sonraki duruşma 18 Ocak'ta yapılacak. Bu demektir ki Dicle Müftüoğlu 9 aya yakın süre cezaevinde tutuklu kalacak. Ben sözlerimi Dicle'nin savunmasının da son sözleriyle bitirmek isterim. Gazetecilik suç değildir. Yani azgarım bejim disa iro didirok eden bejim hem bin pekirna mafan hem jinn haqiye ke gelleki mezin rezdariye ke gelleki mezin lehem beri pişe rojna megeriye hat kirin u em veya bizmaneki tün şermezar dikin iro em veki hem pişeyin Dicle Müftüoğlu boku em pişkiriye bidin ve em hatin me ev runiştina şopan u em dibêjin heta ku yek rojnameger ji bêdarizandin em ê li piştawan bû em ê heta dawiyê mafê rojnamegeriyê jî biparêzin. Ev mînaka bêhiquqiyê ye, ev bin mînaka bêedaletiyê ye û ev mînakeke em bêjin hem li dijî huquqa navxweyî hem jî li dijî huquqa navneteweyî ye. Em hêvî dikin ku ev bêhiquqî demildest bi dawî bibe. Em mêweke rojnameger heta dawiyê xwedîl pênûsa xwe derkevin û li dijî vê bêhiquqiyê, li dijî vê bêedaletiyê jî em ê têkoşîna xwe dewam bikin û Dicle Müftüoğlu rojnamegereke, Dicle Müftüoğlu ji bo mafê rojnamegeriyê, mafê ragihandina rastiye ya civake re heta niha hizmetek ji qada çapemeniya azad kiriye. Dicle Müftüoğlu ew wekî jineke serê xwe heta niha wekî jineke wek jinek rojnameger tu carî serê xwe netewan û heta dawiyê jî li mafê parastina ragihandina bêjin rojnamegeriyê derket loma jî em ê hem li dijî vê bêhiquqiyê em ê li ber xwe bidin di heman demê de jî em ê li mafê rojnamegeriyê hem yên Dicle Müftüoğlu hem jî niha gelek rojnameger li hem li Kurdistanê hem jî li Tirkiyeyê digirtîgehan dene em ê ji bo parastina hemû rojnamegeran em ê li ber xwe bidin û em ê li dijî vê bêhiquqiyê jî em dîsa gotina xwe dikin. Em dibêjin rojnamegerî nikare bêdarizandin û rojnamegerî nesûce.